Evet, herkese merhaba. Bugün Doğuş Üniversitesi'nden fizik profesörü Doğan Erbar hocamla beraberiz. Hocam hoş geldiniz öncelikle. bulduk merhaba. Merhaba. İsterseniz sözü size bırakayım. Kendinizden bize kısaca bahsedebilirseniz. Araştırma alanlarınız ve geçmişte yaptığınız, ya kısaca biyografiniz gibi diyelim. Ben Doğan Erbahar. 79 doğumluyum. İstanbul doğumluyum. İşte benim fizik macerası erken yaşlarda başladı. Biraz önce sen de sohbet ediyorduk. Evet. Senin de benzer bir hikayen var herhalde. Ee, ne ilkokul yıllarından falan diyorsun değil mi? Sen. Evet başlay... 3 4 gibi ilkokul. Ya hmm. 10 yaşındayken. Benim de en erken böyle fizikle alakalı nasıl söyleyeyim farkındalık diyebileceğim şey böyle bir hocama, ilkokul hocama bir soru sormuştum. Bir cismi mesela dedim işte yere attım da bıraktım da... onun düşme süresi ile Yüksekliği nasıl birbirine bağlı gibi böyle bir şey hı hı. E, sormaya çalışmıştım daha doğrusu yani o soruyu böyle artiküle edebilecek donanıma da sahip değilim. Hoca da anlamadı zaten ne sorduğumu ama bunu sormaya çalıştığımı sonra düşünerek şey yaptım yani hani dedim ki muhakkak bir bağıntı olması lazım ikisinin arasında ve inanılmaz derecede böyle bir merak ettiğimi hatırlıyorum o bağıntıyı böyle ilk fizik fiziğe dair idrakım diyebileceğim şey o. Ondan sonra. Ortaokul yıllarında esas benim, Orta 2'de bir hocamız oldu. Ee, özel model lisesinde okudum orada. Ee, hocanın adı da Mustafa Üstüner olması lazım. Yani sonra da ar aramaya çalıştım, bulmaya çalıştım hocayı. Ee, ama herhalde yaşlanmıştır falan yani bilmiyorum bir şekilde ulaşabilirsem çok sevineceğim ona. Ee, ondan dinlediğim böyle yani fen, fen bilimleri, fen bilgisi dersi oluyor normalde işte. Ama hani o, o şey dönem fizik işliyorduk fizik konular fizikti falan. ...böyle laboratuvara gidiyoruz, deneyler yapıyoruz... ...işte... ...Civat şeyi yapıyor, o... ...Torricelli'nin deneyini gösteriyor... ...işte ne bileyim, Atwood makinası gösteriyor falan... ...böyle inanılmaz böyle bir... ...ha dedim benim olayım bu herhalde falan... ...ondan sonra da lisede zaten şeye geçince... Ee, ...Özel Üsküdar Fen Lisesi'nde okudum... ...Fen Lisesi'ne kendimi atınca tamam dedim... ...o ortaokuldaki Almanca'dan şundan bundan falan... ...hepsinden kurtuldum... <gülüyor> 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 ...kendi ortamımı buldum dedim... <laughs> Ondan sonra işte üniversite yılları başladı. Boğaziçi Üniversitesi fizik bölümünde okudum ben. Biraz uzatmalı okudum. Yani biraz böyle sanki Boğaziçi'yi kazanınca bütün hayat şeyime varmışım gibi saldım açıkçası kendimi. Yani çok başarılı geçmedi dolayısıyla şey lisans yılları. Ki oluyor insanın hayatında böyle inişler çıkışlar. Daha önce benim kanalda bir sürü böyle hocayı da şey yapmıştım e, fizikçilerle evet. sohbet şeyimiz orada da böyle bazen konuşuyoruz bunları falan kişisel hikayeleri seviyorum o yüzden ben hem anlatmayı hem dinlemeyi seviyorum falan o yüzden sana ilk onu sordum yani e, demin de konuşurken hı hı. E, mezun olduktan sonra bir bir tak şeye düştüm yani sorgulama şeyine düştüm ben acaba dedim hani fizikleme devam edeyim falan çok da böyle başarılı geçmedi ya lisans yılları ondan sonra işte babama danıştım falan orada babam bana böyle çok ders verme niyet şey mahiyetinde bir şey söyledi. Dedi ki bak dedi sen yazarken dedi ben hiç karışmadım dedi. Ya yani sen sevdiğin bu dedin dedi. Şimdi ama kalkıp bana dedi işte yok senin mesleğini mi yapsam şunu mu yapsam bunu mu yapsam falan filan deme dedi. Madem bir yol çizdin onu da yürü. O beni biraz kendime getirdi. Sonra yüksek lisansta ve doktorayı şeyde yaptım ben. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde. E, şimdiki adı Gebze Teknik Üniversitesi. O zamanlar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ydü. Orada hı. tanıştığım hocalar benim bambaşka bir noktaya getirdi yani. Hakikaten gerçekten o fizik aşkı tekrar şey oldu. Yüksek lisansta özellikle aldığım dersler klasik mekanik olsun falan böyle yüksek seviyedeki dersler. Yani oturup kendimi fizik çalışırken buldum tekrar falan. Ee, o şekilde şeye girdik ve benim hikayem fizik yani hani şimdi profesyonel kısmıyla alakalı esasında ders vermekle başladı. Böyle biraz sıra dışı bir şey. Yani normalde e, yüksek lisansa başladım çok da büyük bir şans eseri kadro açıldı araştırma görevlisi kadrosu açıldı ve e, dediler ki olmak ister misin araştırma görevlisi? De. istemez miyim tabii yani hem o konuda çalışıyorsun hem de işte şeyini yapıyorsun yüksek lisansını falan. E, onu kabul ettim ve o dönemki bölüm başkanımız da artık herhalde bende bir şey gördü ki dedi ki sen derslere girmek ister misin dedi. Yani hoca gibi şeylerin öğrencilerin derslerine girip anlatmak ister misin? Ben de deli gibi atladım yani gönüllü olarak bu şeyin üzerine. Ee, i̇lk dersimi hatırlıyorum. ikinci sınıf dersi. Titreşim dalgalar dersi. Kolay da bir ders değil böyle. Ona böyle deli gibi ve İngilizce anlatılacaktı yani. Ona çok böyle <laughs> hazırlanıp girdim falan hatırlıyorum falan. Her dönem gönüllü olarak e, bak böyle yüksek lisansın ilk senelerinden doktorayı bitirmiştim son şeylere kadar. Yani kaç yıl boyunca hatırlamıyorum. Ama fizik bölümünde verilebilecek her dersi gönüllü olarak hazırlayıp öğrencilere verdim. Hocalar da şey yapıyordu, izin veriyordu buna. Tanıyorlardı artık beni yani hani falan. İşte fizik 1, fizik 2, titreşim dalgalar, kalkülüs, e, nükleer fizik, kuantum fiziği 1, 2. Aklıma daha gelmeyen yani bir sürü böyle orada dediğim gibi yani müfredatta olan dersleri seçiyordum kafama göre. Gidiyordum evet. hocasına, hocam ben verebilir miyim bu dersi falan diye. Hadi senin olsun bu ders. Hiç de notlandırmaya falan da karışmıyorlardı falan. Böyle böyle bir yani doktoradan mezun olduğumda neredeyse bir şey gibi. Hani bütün bütün fizik dersleri yelpazemde olan gittikçe de böyle rahatlıyorum. Hani ders anlatma şeyiyle falan. Böyle bir şeyim oldu. Yani araştırmayla ben girmedim fizikçilik içine. Ders kanadım hala da öyledir. Çok güçlüdür yani. Onun da çok büyük bir şeyini gördüm. Yani mesleki faydasını gördüm açıkçası. Çünkü yani bir şey anlatırken en iyi öğreniyorsunuz esasında. O o çok büyük bir şey, avantaj yani. İlla ki bir yerde o ders şey oluyor. Şimdi ben bunu anlatıyorum ki bazı böyle araştırma görevlisi arkadaşlar oluyor, genç arkadaşlar. Ya hocam hani bizim görevimiz değil ders. Doğru, <laughs> değil. Ya, ama bu, bu çok büyük bir katkı şey yapacak yani. Hani eğer bir elinize atarsanız bu işe yani ileriki yıllarda yani hakikaten bu mesleğe falan gönül vermişseniz birazcık teaching kısmıyla başlıyor şey bu iş. Ben mesela senin kanalına göz attım. Çok güzel bir şey yapıyorsun yani. Hani orada soru çözmek en güzel insanın mesela çok öğreten şey. Olarak. Yani en güzel şey soru çözerek insan öğreniyor yani. Hani orada Bilmiyorum. onu işte kayıt altına almışsın, paylaşıyorsun falan. Güzel yani hani o çok güzel bir şey, çaba. Ve o göreceksin de meyvelerini yani. ileride göreceksin yani meslek hayatında. Sonra ama tabii... E, Ha Yüksek lisans da şöyle oldu araştırma kısmında da e, rahmetli Rauf Süleymanov hocamız vardı. O Ottü'den gelmiş Azerbaycan kökenli e, fizikçilerimizden bir tanesiydi. Onunla deneysel çalışmaya başladık biz. E, o bir katı hal fizikçisiydi ve bazı yarı iletken e, kristaller üzerine şey yapıyordu çalışıyordu, çalışmaları vardı. E, ferro elektrik kristaller diyorlar. Ferro manyetik değil de ferro elektrik dediğimiz bir şey var, değişik bir, bir kristal türü var bir fenomen var daha doğrusu. Bunlar üzerine çalışıyordu. Ben de ısıl genleşme laboratuvarını kurdum orada. Isıl genleşme hani zor bir ölçüm gibi görünmese de esasında çok küçük bir numunenin, numuneyi aldığınızda bunlar çünkü nadir kristaller. Onun genleşmesini ölçmek kolay olmuyor. Bir interferometrik bir metodu vardı hocanın. Onu öğretti bize. Böyle bir Kriyostat'ımız vardı. Kriyostat da benden yaşlıydı hatta. 1960 evet, ben bir kalmadım. videonuzda bahsediyorsunuz. Yasin'le falan çok anlattık bunu şeyde konuşurken. ondan sonra o devraldı o laboratuvarı. i̇şte sıvı azot döküyorduk falan üzerinden soğutuyorduk. onun oradaki interferans şeylerinin desenlerinin böyle kaymasını falan şey yapıyorduk, ölçüyorduk mikroskop altında falan. Böyle zevkli, keyifli bir yöntemdi. Biraz noisy bir yöntemdi gerçi ama eski bir teknolojiydi. Çünkü kriyostat bazen arıza veriyor. Gidiyorsun sanayiye onun şeyini bulmaya çalışıyorsun falan filan. Böyle o şekilde geçti yüksek lisan. Sonra doktoraya başladığımda <laughs> e, normal olarak insan tabii aynı hocayla devam etmek ister ama e, bir görüş ayrılığına düştük hocayla. Yani hani yapmak istediğimiz konular konusunda çalışma metodumuz olsun. Ben konumu değiştirmeye karar verdim ve şey aramaya başladım kendime. Hoca aramaya başladım kurum içinden bulamadım o sırada kurum dışından hocalara e, hocalar bakmaya başladım kendim. Mesela çok önemli fizikçilerimizden Profesör Doktor Zafer Gedik bir ders veriyordu şeyde Sabancı Üniversitesi'nde kuantum informasyon konusunda. Eee onun da videolarına bakman tavsiye ederim yani. Hani hocanın ya, not o o konunun, o konunun o konunun en, en dünyadaki en önemli uzmanlarından bir tanesidir yani kendisi. Hala bile bir seminerini bulsam gider dinlerim hocanın. O dersi aldım, hoşuma gitti. Ya dedim bu böyle bir bazen de kokusunu alıyorum yani güzel konuların hani bu dedim konu çok önemli bir konu olacak ileride gerçekten de öyle oldu yani bir 10 yıl sonra o konu çok ana konulardan bir tanesi oldu. Kuantum bilişim, kuantum enformasyon konuları falan. Ee, o dersi aldım tam yani hoca ile böyle bir araştırma yapabilir miyiz falan filan diye fikirler aklıma geçiyorken e, o sırada profesör doktor o zaman profesör değil doçentti. Savaş Berber hocam şeye geldi. Gebze Teknik Üniversitesi'ne atandı çok mütevazı, çok bilgili ama çok böyle derin de birisi falan. sessiz, sakin, hiç böyle şey de göstermez yani o yönünü. Bölüm başkanı hocamız beni telefonla aradı. Hatta arıyorum yani bir şey hatırlıyorum o telefon görüşmesini. O gün biraz kaytarmıştım okuldan. Kaçmıştım şeye gitmiştim. ...kanlıca da falan yoğurt yiyordu falan böyle <laughs> telefon geldi. <laughs> hocadan. Açtım dedi ki ya bak dedi böyle bir hoca geldi. Sen dedi hoca arıyorsun dedi. Bir tanıştırayım dedi. Olur hocam falan dedim. Tabii bıraktım hemen fırladım. Arabayla çıktım. Geldim Hı. okula. Hoca ile tanıştık falan. ya Bir hoşuma gitti hocanın çalıştığı konular. Bu hesaplamalı e, nano yapılar diyeyim. İşte şeyine öyle girdik. Karbon nano yapılar üzerine çalışıyorum o günden beri. E, Derya deniz bir konu zaten yani. Hani e, yoğunluk fonksiyonel <laughs> teorisi olsun, moleküler dinamik olsun falan. E, öyle hoca ile çalışmaya başladım. Doktora bittikten sonra e, tabii yani hani he, en bütün fizikçilerin ortak derdi. Bu dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle bir kadro bulabilmek bir yerde. Yani fizik bölümünün şeyi birazcık nasıl söyleyeyim? Ya yani kaderi böyle. Biraz bazen böyle bir şey oluyor. Bir popüler oluyor fizik. Şey artıyor. Fiziğe olan ilgi artıyor sonra o düşüyor mesela. Ya yani benim dönemimde ben şeyden liseden mezun olduğumda Türkiye fizikçileri şey şey Türkiye birincileri falan ÖSS ÖSS'de ÖSS'de o zaman ÖSS ÖSS vardı fizik yazarlardı yani hani Bilkent fizik Hı -hı. falan. Bunlar böyle en en şey bölümlerdi yani. Ee, ne diyordum? Doktorayı bittikten sonra yani şeyini CV'sini tabii güçlendirebilmek için farklı Hı -hı. alanlarda araştırma yapman gerekiyor ve farklı şeyleri görmen gerekiyor. Yani sürekli aynı üniversitede kalmak iyi bir şey değil. Ee, akademik inbreeding deniyorlar, deniyor buna yani hani aynı Hı -hı. aynı o, o ortamı değiştirmek çok önemli bir şey. Güzel bir şey akademide bir doktora sonrası araştırmalar şeye girmeye başladım. Yani araştırmasına yine nerede yapayım, nasıl yapayım falan. Ama doktora esnasında da benim hocamın hocası bir ara Türkiye'ye gelmişti. Onunla da böyle bir network'ümü genişlettim yani. Beni dedi ki bak şurada şöyle bir konferans var. işte şey Bütçe bulabilirsen gel falan. Böyle yurt dışında konferanslar geziyordum falan. Orada bir ortak meslektaşımız sevgili Carla şeyde şu anda o da Belçika'da Chris Evans'ı tavsiye etti bana. Chris Evans vakti tanıştırdı beni. Ve hatta hatırlıyorum o konferans da böyle gemide yapılan bir konferanstı. Çok hoş bir konferanstı. İlk defa böyle cebimden para vererek gittiğim bir konferanstı. Yani hani bir bütçe bulamadım ama dedim gitmek istiyorum ben. Yani cepten uçak biletini uçak biletini ayarladım. Şey yaptım gittim. Ve o şeye vesile oldu işte. Chris'le tanışmaya vesile oldu. Dedi ki ya bende şey yok dedi şu anda bütçe yok dedi. Ama kendin paranı bulabilirsen gel dedi. Tübitan öyle bir yıllık şeyleri vardı hala var 2219 bu 2219 programı şey yurt dışı şeye destek veriyor Yurtdışı ee, yurt dışı işte postdoc araştırmalarına destek veriyor Hı -hı. ona başvurdum kazandım şeye git geldim e, Fransa'ya gittim orada bir sene kadar krizle çok verimli bir, bir yıl geçirdik yani o da beni böyle tam tanımıyor yani bu adam parasını buldu geldi herhalde gezmeye geldi buraya falan diye bir baktı bir işte her sabah 6'da ofisteyim ben falan yani ciddi çalışıyorum. Bayağı güzel çalışmalar yaptık onunla. Hala da devam eden kolaborasyonlarımız var ve o orada yani şeyimi değiştirmiş oldum. O akademik environment'ı biraz genişletmiş oldum. Ya yani benim makalelerin yüksek lisanstan bir makalem vardır, doktoradan bir makalem vardır. Geri kalan hepsi doktora sonrası. Kendi böyle ayaklarımın üzerine durarak hani geliştirdiğim şeylerle kolaborasyonlar olan şeyler. Sonra yurda döndüm. O sırada bir şey geldi, teklif geldi. Dediler ki Doğuş Üniversitesi şey arıyor, bir fizikçi arıyormuş falan. Gerçi onlar böyle hani daha sadece dersleri verebilecek birini arıyorlarmış. Ben gittim görüştüm dekan hocayla. Çok sevgili Şule Hoca adını da vereyim yani. Gerçi oradan ayrıldı o sonra. O dedi ki yani biz böyle birini arıyorduk senin. Yani over qualifiedsin bu job için falan dedi. Baktı ama sana da bir şey yani seni kaybetmek istemeyiz falan dedi. Bana özel bir doşant kadrosu açtılar. Tamam dedim öyle benim 14 yıllık devlet macerası sona erdi. Şeye girdim Doğuş Üniversitesi'ne girdim. Orada kendi grubumu yavaş yavaş oluşturdum. Ve orada benim tek sıkıntım şu anda doğrudan öğrenci alamamak. Çünkü şey yüksek lisans doktora programımız yok. Fizik bölümü de yok açıkçası. Orada makina istihdam ediliyorum ama Hı. yani olmayan bir fizik bölümünün başkanıymış gibi davranıyorlar bana. Fizik derslerini koordine ediyorum. Labları kurdum tekrar sıfırdan falan filan böyle ki esasında Doğuş Üniversitesi Türkiye'nin bundan herhalde 15-20 yıl tabii bir 15-20 yıl diyebilirim. Önce Türkiye'nin en saygın fizik bölümlerinden bir tanesiydi. Yani o bahsettiğin yüksek enerji fizikçileri falan şeyde vardı yani. İyi bir, çok iyi bir fizik bölümüydü. Sonra kapatılmış bir şekilde. E, ama sonra tabii anlamışlar ki fizik önemli bir şey. Yine birkaç fizikçiye ihtiyacımız var falan diye. O evet. ikinci gelen dalgada ben giren fizikçilerdenim. Orada öyle dört beş fizikçi hoca... E, kendi aramızda işte organize olarak hem dersleri koordine ediyoruz hem de herkes kendi araştırmasını falan yürütüyor. Ben de şu anda işte aktif olarak Yine karbonlama yapılar üzerine çalışıyorum. Deneysel gruplarla kolaborasyonu çok seviyorum yani. İyi sorayım. Hep karbon karbon dedik. Bu karbonu özel yapan ne? Çok kabaca sorarsak eğer. Niye karbon? Ee, ya karbon element olarak... Ben bu soruyu şeye sordum. Ee, doktora öğrencisiyken bir ay kadar Amerika'da bir davetli araştırmacı olarak bulundum bu, bu arada. Onu atladım hmm. söylemeyi. O esnada aynı grubu ziyaret eden... Ee, ...yine işte bu hesaplamalı kimyanın çok önde hocalarından bir tanesi... ...Gothard Seyfert Hoca. Ee, onunla kapı komşusu olduk yani böyle kaderin bir cilvesi. Ee, yani sabah işle beraber çalışıyoruz ama akşamda işte... ...sende tuz var mı bilmem ne var mı... ...öyle bir komşuluk şeyimiz var, hukukumuz var. Ee, adam da oranın yabancısı, ben de yabancısıyım. Hafta sonları böyle beraber takılmaya başladık. Geziyoruz, ediyoruz falan. Öyle bir adam bulmuşken ben de maksimum şey almaya çalışıyorum tabii. Ee, bilgi almaya çalışıyorum, ondan yararlanmaya çalışıyorum... Hayattadır herhalde hoca tam da bilmiyorum yani. Hani Almanya'da hala devam ediyor. Çünkü sayfada falan bazen bakıyorum görünüyor şeyi. Ee, ona şey sordum ya karbonun sırrı nedir dedim. Nasıl yani falan dedi. Hiç böyle şey bir cevap verdi. Ee, yani alakası bir soru sormuşum ki ben de iyice böyle şey oldum. Elim ayağım birbirine dolaştı. Ya işte dedim hani biraz açmaya çalıştım kendimi. Hani Kimya bile dedim ikiye ayrılmış değil mi dedim hani organik inorganik diyoruz organik dediğimiz işte karbonun kimyası yani hani falan hani kimyacılar şey çizerken bile molekülleri çizerken bile o sembollerde karbonu şey yapmazlar yazmazlar yani o kadar elementrik mesela böyle ibi çizgi çizersin o çizginin köşe iki de, tabii köşelerde karbon olduğunu varsayarsın başka bir şey varsa e, onu yazarsın oraya oksijen bilmem ne şeysiz bağları da hidrojen olduğunu varsayarsın yani. Hı hı. çizmediğim bağlarda eksik kalmış bağlarda hidrojen olduğunu varsayarsın. O karbonla hidrojen o kadar elementer yani hani. Dolayısıyla çok hani o, o karbon ve diğerleri demeye şey diyebiliriz yani bunu. Böyle düşündü falan dedi ki yani dedi işte o Schrödinger denklemini dedi ...altı proton 6 elektronla çözdüğün zaman üst üste gelme terimleri overlap integral diyorlar ona. Ona güçlü oluyor dedi. Yani güçlü olmasından kasıt şey hem e, Bağlar çok güçlü oluyor. E, stabil oluyor. E, ve esnek, esnek de oluyor bir anlamda yani farklı bir olasılık uzayına sebebiyet veriyor. Yani o hibritleşme şeyleri de yaratıyor bu. Olanakları da yaratıyor. Bunları hepsini bir araya koyduğunda eşsiz bir element oluyor ki. E, esas sırrı şurada kendi kendisiyle en etkin, en esnek şekilde etkileşebilen element olarak karşımıza çıkıyor. Böyle olunca şimdi canlılığı düşünüyorsun. Canlılık dediğin de kendini kopyalayabilen filan bir şey değil mi yani kendini devam ettirme en büyük şey özelliği canlıların kendini kopyalayabilmesi bak bak hep kendi şeyini fikrini söylüyoruz burada Hı -hı. öyle olunca buna bir element seçecek olsan e, karbonu seçeceksin tabii ki yani canlılığın temelindeki element mesela bu oluyor karbon oluyor e, şimdi biyoloji kısmında değilim ben gerçi de e, yani karbon deyince mesela işte o hibridizasyon durumlarından akla ilk gelen en önemli şey bir elmas ve grafit örneği mesela ikisi de karbon şey esprisi yaparlar hatta yani ee, insanlar sevdiklerini niye elmas yüzük verirler ki diyor esasında bir stabil bir ilişkinin sembolü ol, olacaksa elmas yerine grafiti vermesi lazım çünkü grafitin enerjik enerji enerjik olarak <laughs> şeyden karbon atom başına daha stabildir mesela elmastan <laughs> diye böyle bir espri vardır <laughs> şeyde yani <laughs> o elmas ve grafit e, işte sp3 ve sp2 hibritleşmesinin sembolü yani şeyde makroskopik boyutta baktığında şeye bak indiğinde Nano boyutta incinde işler daha da enteresan yani o zaman işte o grafenin keşfi oldu 2004 yılında ee, 2000, yanlış hatırlamıyorsam işte Nobel ödülü verdiler yani direkt grafitten ayırıyorsun şeyi tabakaları kendi üstüne katlıyorsun tekrar ayırıyorsun kendi üstüne katlıyorsun tekrar ayırıyorsun ve tek tek katman o gra, şeyi el, grafen dediğimiz malzemeyi elde etmiş oluyorsun bu şekilde. Ee, Ondan sonra o bir şey atladı yani bir iki boyutlu malzemeler konusunda bir şey açıldı. Çığır açıldı. Hı hı. Ee, daha önce de bazı teorik şeyler vardı mesela çalışmalar vardı iki boyutlu malzemelerde. Üç boyutta göremeyeceğinden daha zengin bir fiziğin ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor iki boyutlu şeyler. Hatta bununla alakalı bir şey de var. Video falan da var aklımda yani bir ara şey yapacağım çekeceğim. İki üçten büyüktür diye böyle adını da böyle kurguladım şeyleri. Önden böyle bir şey vereyim. Evet. <laughs> Hani şeyi duymuşsundur. Fermiyonlar ve bozonları duymuşsundur. Ee, evet. Yani kendi anlayışımla hani fermiyonların dalga fonksiyonu antisimetrik oluyordu. Ya ee, şey Exchange, de exchange yaptığın zaman yani şu exchange hareketini yaptığın zaman Hı -hı. iki elektronum var. Dalga fonksiyonu eksi işareti oluyor veya işaret değiştirmiyor. Üç boyutta bu mümkün. İki boyutta Hı -hı. çok daha zengin. İki boyutta farklı farklı şeyler de mümkün. Yani fermiyon bozon an en iyi diyor anyon diyorlar orada en kelimesi yani herhangi bir şey olabilir herhangi bir faz alabilir anlamında onun da sebebi tamamıyla böyle topolojiden geliyor şeyi göstermesi kolay değil yani üç boyutta sen işte şu exchange'i yaparken üçüncü boyutu da filan da kullanarak böyle yapabiliyorsun iki boyutta o ona imkan tanımadığı için işte bazı topolojik sebeplerden dolayı Faz herhangi bir değer alabiliyor. Bu da yeni bir çeşit parçacık türü. Yeni bir çeşit dolayısıyla istatistik türü anlamına falan geliyor. Hocam bunların spini nasıl oluyor? Çünkü yine bir temel farklılık fermiyonlarla, bozonlar arasında. Spin gene bir böyle ki olsa da o exchange altında aldığı şeyden dolayı, fazdan dolayı şey değişiyor. O parçacıklarla yaptığın istatistik değişiyor. Hmm. Bunu ilk 84'te veya 82'de meşhur... Nobel ödüllü fizikçi var. Frank Wilczek. Benim böyle yaşayan en büyük fizikçilerden bence bana göre. O teorik olarak önerdi bunları. Ondan sonra yakın zamanda da herhalde 2-3 yıl önce gözlemlendi. Hatta sadece iki boyutta gözlenen bazı işte kuantum hal etkisi bilmem ne falan bu gibi şeyler fenomenleri buna bağladılar. Yani hani bu, bu, bu sebepten dolayı üç boyutta gözlenmiyor, iki boyutta gözleniyor. Yani hani boyutsallığı düşürüyorsun ama fizik zenginleşiyor falan. Böyle nanoteknolojinin getir böyle çok heyecanlı şeyler var. Ee, imkanlar imkanlar var yani hani. Ee, e, dolayısıyla sürekli aktif şey güzel konulardan bir tanesi e, e, grafenden sonra zaten o bir şey oldu. E, başlangıç şeyi oldu. Ondan sonra dünya kadar iki boyutlu malzeme falan keşfedilmeye başlandı. Bu da biz hesapsal fizikçiler için güzel bir şey yani hani e, malzemeyi tasarlayabiliyorsun dahi kafanda yani hani diyorsun ki böyle bir şey olursa bunun kararlılığı nasıl olur? Elektronik yapısı olur, mekanik özellikleri nasıl olur falan bu tip şeyler mesela hesaplanabiliyor. Benim kendi araştırmalarımda böyle çok biraz sosyal ve bir gelişken olduğum için şey yaptım yani bazı e, deneysel gruplarla kolaborasyonlar yaptım. Mesela çok benim heyecanlandıran başka bir problem çözümsüz de bir problem şu anda ve çözümünün olup olmayacağı da böyle bir şeylisiz bir problem. E, sürtünme. Bildiğin iki yüzeyin birbirine sürtünmesi. Şimdi burada mesela kat diyoruz ya çok basit bir sürtünme katsayısı var işte. Evet. Bastın, load ile şey arasında sürtünme kuvveti arasındaki oran. O sürtünme kat sayısını mesela ilk prensiplerden yola çıkarak sana söyleyebilecek hiçbir şey yok, teorimiz yok ortada. Nasıl olduğu konusunda ha, empirik o zaman o. Mesela. Empirik tamamıyla empirik olarak ortaya çıkıyor. Yani ilk prensiplere indirgeyip ben diyorum ki işte bir, bir demiri başka bir demirin üzerine koysam bunun sürtünmesi veya demiri tahtanın üzerine koysam sürtünme kat sayısı şu olur diyebileceğim hiçbir teorik çerçeve yok. Bu da hesaplamalı fizikçileri böyle gıdıklayan bir şey yani. Hani bunu nasıl olmuyor, şey yapmak gerekiyor falan. Bununla ilgili bir bin bir projesi yazdım. O zamanlar şey de keşfedilmişti bu arada. Türkiye'ye de herhalde ilk ben getirdim o konuyu. Bir nano TR konferansında şeyi seyretmiş. Şimdi daldan dala atlıyor gibi ama birleştireceğim. Döndürülmüş çift katmanlı grafen. Yani iki katmanlı grafeni üst üste koyuyorsun. Bir katmanı diğerine göre böyle birazcık döndürüyorsun. O zaman ortaya muare desenleri dediğimiz şeyler çıkıyor desenler çıkıyor ve dalgalı bir hafif bir yapı oluyor. Ee, i̇şte herkes bunun mesela titreşim özelliklerine bakmış, elektronik özelliklerine bakmış. Şu anda hatta titreşim özelliklerine bakan bir doktor öğrencim var. O bitirmek üzere şeyi, doktorayı bir makine öğrenme metotlarıyla çalıştı. Biz, ben dedim ki ya bunun bir mekanik özelliklerine, sürtünme ile alakalı özelliklerine bakılsa nasıl olur falan diye. Ee, İzmir Yüksek Teknoloji'den çok sevgili Cem Çelebi Hoca'ya bahsettim bu fikri. Onlar çünkü grafen üretiyorlardı. Onlar da Türkiye'de ilk döndürülmüş çift katmanlı grafeyini bu sayede ürettiler. Ben de dedim ki ya bunun teori kısmını biz yapalım, deneysel kısmını siz üretin. Ve Yaşar Üniversitesi'nden yine çok sevgili Ösen Ünverdi Hoca, e, triboloji uzmanıdır, yani triboloji dediğimiz sürtünme uzmanı. Bunun sürtünme özelliklerini falan ölçmeye başladılar. E, değişik sonuçlar çıkmaya başladı oradan. Biz de eski, ben aynı doktora hocasından mezunuz Semran Hoca var şeyde Medeniyet Üniversitesi'nde. E, i̇kimiz Savaş Hoca'nın öğrencileriyiz yani oradan tanıyorum. O da teorikçidir. E, i̇kimiz de bu işin teorisi üzerinde böyle kafa yorduğumuz bir bin bir projesi yazdık. O proje kabul oldu falan. İkinci yılını geride bıraktık. İşte son yılına girdik onun da falan böyle. E, bir yandan o devam ediyor. Yani teleboloji çalışmaları var. İşte bir yandan döndürülmüş çift katmanlı grafenin e, de ortaya çıkan yerel environment'ları incelediğimiz bir şey var çalışma var. O demin bahsettiğim doktor öğrencimin yaptığı şey. Falan böyle bir yandan bunları yaparken bir yandan kafamda şey var. Amorf karbon. Mesela hiç şeysiz bir daldır. Herkesin böyle yani çünkü biz genelde şeyi yaparken hesaplamaları yaparken hep böyle periyodik yapılara bakarız. Öyle yapmak zorundasın. Yani periyodik boundary condition koymak zorundasın. Amorf periyodik bir şey değil. Dolayısıyla nasıl inceleyeceğin konusunda hiçbir şey yok ortada. Ama bu ...ortaya attığımız metot, onun makalesi şu anda hakem kontrolünde. Buralara uygulanabilecek, uygulanabilir falan gibi şeyler var, fikirler var. Yakın zamanda böyle iki boyutlu Amorof Karbon keşfedildi şeyde. Singapur'daki Barış, şey... ...Barbaros Hoca'nın grubunda. Ee, onunla bir ara bir yazıştık onun üzerine falan. Ee, yani böyle e, derya deniz, heyecan verici bir konu. Karbon e, konusu yani hani e, dolayısıyla ya benim tarzım böyle hani bir şey iyi anlamak üzerine... ...böyle hemen seri üretim olarak şunu da inceledim, bunu da inceledim... ...hemen elektronik yapısına baktım, bastım makalesini falan filan değil... ...bir şeyde böyle derinleşerek yapmak üzerine. Tuğrul Hoca'nın grubuyla, Tuğrul Hakioğlu'nun grubuyla gene şey yapıyoruz... ...bu aralar bir proje yazma hazırlığımız var... ...onun grup toplantılarına falan katılıyorum... ...ortak neler yapılabilir ona bakıyoruz... ...onlar biraz daha böyle klasik modellerle çalışıyorlar şeyler... Ne diyorlar ona? Spring Mass modeli dediğimiz modeller var mesela. E, o konuda uzmanlıkları var. Onun da çok benim, benim araştırmalarla örtüşen önemli bir yeri var. Çünkü ben de o döndürülmüş katmanlı grafende hücreler büyük mesela yani oradaki metotları buraya transfer edip eksensif olarak bunların incelenmesi üzerine böyle şeylerimiz var, fikirlerimiz var. E, bu mevzu uzar gider yani hani e, karbon diye sordun ama işte e, oralara getirdi yani bizi şey. Polarenler var mesela yani ben hiç bahsetmediğim Hı. şey var. E, şu anda ee, bu James Webb Uzay Teleskobu var ya e, evet. o ne zaman atıldı? Birkaç yıl önce atıldı. Peşinden işte oradan çok data gelmeye başlayınca böyle büyük kolaborasyonlar kurulmaya başlandı Avrupa'da. Nanospace isimli bir şey, kost aksiyonu ortaya atıldı. Hı -hı. Bu kost aksiyonlarında işte 500 kişi, 600 kişi böyle şeyler e, büyük gruplar kolaborasyon yapıyorlar. E, toplantılar düzenliyorlar. Bir araya geliyoruz. Çok farklı disiplinden insanlar var içinde. Matematikçiler var Fizikçiler var, kimyacılar var, astronomlar çok fazla sayıda var. Tabii onlar şey yapıyorlar. Ben onun önericileri arasındaydım. Proje geçtikten sonra da dört working grubu ayrıldı. Birinci working grubun liderliğini yürütüyorum orada. Uzaydaki karbonların nano karbonların envanteri. Onun database'i oluşturulacak mesela. Yani uzayda keşfettiğimiz moleküllerin, karbon temelli gene moleküllerin database'i. O bir yüksek lisans öğrencim. Onun ...şeyini yapıyor, kurulumunu yapıyor. O da kodlama konusunda çok iyi bir öğrenci. Hı hı. Yani onun şeyini... ...uzmanlığıyla çok örtüştü o. Bir veri tabanını şey yapıyoruz, tasarlıyoruz. O en ana çıktılarından bir tanesi olacak. İnşallah böyle... ...yani çok... ...iyi bir boşluğu dolduracak bir şey olacak. Muhtemelen o. Uzaydaki karbonlar deyince akla insanın... ...hemen şey geliyor. Bu kafes yapıdaki... ...floren molekülleri geliyor. Karbonun başka bir şeyi o da yani. Çok ilginç bir şey. Kapalı kafes yapıda yaptığın zaman karbonu... Altıgenlerden ve beşgenlerden oluşturuyorsun. Hı hı. Ee, tam da 12 tane beşgen olmak zorunda mı? gene bazı topolojik sebeplerden dolayı. Evet, siz hatta ee, bunu açıklıyorsunuz bir videomuzda. Bir Onu tane şey de var. Link'e aşağı aşağıya ilk ekleyebilirim videonun. Ha, bunu, evet izleyelim. biraz özet versiyonunu karbonun sırrı nedir diye bir video vardı. Orada biraz şey evet. yapmıştım bahsetmiştim. Ben de ilk sizden duydum aslında flörenlerin ne olduğunu. Ha. Ya flören şey onları da yani daha erken keşfedildi esasında şeyden. Ee, Grafenden çok daha erken keşfedildi ve şey oldu. Çok büyük araştırma şeyleri buldu, alanları buldu kendine. Yani uygulama alanları buldu daha doğrusu. Çok ilginç bir hikayesi var onun. Adam onu keşfederken esasında yıldızların, kırmızı dev yıldızların dış atmosferindeki koşulları simüle etmeye çalışarak laboratuvarda o koşulları yaratarak bir şey yapmaya çalışıyor ve o molekülü keşfediyor. Futbol topu şeklinde bir molekül. Yani uzaydaki bir ortamı simüle etmeye çalışarak keşfediyor molekülü. Ondan sonra insanlar onu bir sürü şeylerde, çalışmalarda kullanıyorlar, uygulamalarda. Ama adamın rüyası, esas Kroto bahsettiğim adam, Nobel ödülü alan. E, ya bunu uzayda muhakkak varlığını düşünüyor adam. Uzayda varlığı çok yakın zamanda keşfedildi. O diyeceksin ki yani seni ne alaka yazdılar şeye, e, o nanospace'e. Çünkü o konudaki, Chris'le beraber yaptığımız teori çalışmalardan bir tanesinde... Scientific Reports'ta yayınlamıştık onu. Flürenlerin üzerinde bir çalışmaydı. Aklımızda uzay muzay yoktu. Bir deneysel grupla kolaborasyon yapıyorduk. Onlar işte ultra yüksek vakum altında bir şeyler yapıyorlardı fullerenlerle. Çok yüksek miktarda işte su izi görüyorlardı falan. ya Biz de onu modelledik. Yani anladık ki bunlar hani üzerlerinde su da tutabiliyorlar falan. Belki boş uzayda bir şey olabilir bunun birisi bir etkisi olabilir falan gibi inandı diye böyle daha o keşiften hemen bir yıl önce yani fleranlar uzaydan keşfedilmeden hemen bir yıl önce bir şey yayınladık makale yayınladık peşinden de o keşif gelince tam böyle ıspanağın üzerine yoğurdu koymuşsun gibi evet. çok güzel yerine oturdu cuk oturdu e, o halde ilk yazar bendim falan muhtemelen oradan ilgilerini çekti şeylerin yani bu e, işte Aksiyonu'nda aldığım görev falan kor e, grubunda yer alıyorum aynı zamanda onun o da böyle ikinci yılını tamamladı bir iki yıl daha var onun. Orada da çok güzel sonuçlar çıkacak inşallah yani hani. Tamam o zaman ben aslında çok değindik hani ileride olabilecek gelişmeleri fizikte ama şunu sorayım isterseniz sizin en çok gelişme olabileceğini düşündüğünüz bir fizik dalı var mı? Yani bu alanda önümüzdeki 10 yılda 15 yılda büyük atılmalar olabilir dediğiniz. Ya her dal e, çok yani tahmin ettiğimizden çok hızlı gelişiyor. Yani mesela Hı. bu yapay zeka uygulamaları ben ilk ortaya çıktığında bir iki posterde falan görüyorduk şeylerde sunumlarda makine öğrenmesi şeyi ve ben hatta o zamanlar bir hayal kuruyordum ya dedim mesela bir makale yazsam e, diyelim ki benim adım var bir de bir yapay zeka programının adı var. Esasında keşfi Aha. yapan o ama ona onu nasıl yapılacağını öğreten hani senin bir öğren bir tür öğrencinmiş gibi falan. Bu nasıl bir sansasyon yaratır falan filan gibi böyle <gülüyor> 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 düşünüyordum şeyde. Yani hakemler böyle bir şey kabul eder mi bir programın isminin şey olarak <laughs> orada yer almasına? Yani baktı ki 5-6 yıl içerisinde bunların hepsi e, oldu yani çok hızlı bir şekilde e, oldu. Koyu ya tabii programların ismini yazmıyorlar makaleleri falan o benim aklımdaki böyle bir şeydi yani. <laughs> Bir tür sensasyon yaratmak adına bir şeydi. Bir fikirdi ama yani her dalda çok inanılmaz hızlı gelişmeler var. Onu kestirebilmek hiç kolay olmuyor açıkçası. Bu, kuantum enformasyon da o şekilde aldı yürüdü ve onun da o konuda mesela önü çok açık olduğunu düşünüyorum. Yani kendi dalımda mesela insanlar Rus bir grup var, bir programları var. Şey yapıyorlar artık böyle ısmarlama özelliği söylüyorsunuz size o özelliğe göre bir malzeme tasarlıyorlar mesela. Doğru. Ve hatta bunun şeyleri de var, ticari kullanımları da var. Ya diyor ki mesela bir petrol şirketi bana öyle bir matkap ucu tasarla ki ben işte şu şeyde çalışabilsin, delebilsin şeyleri falan. Ve yıpranma, yıpranmasın. Ya ona göre hakikaten tasarlanıyor, ondan sonra da üretiyorlar falan yani bunu. Ee, hatta o şeyi çalışan Uspex diye bir program ee, yazarı da Oganov'tu. Onun bir öğrencisini ben davet etmiştim bir seminer vermeye. Kendisiyle de tanışma fırsatı buldum. O zamanlar bir şirkete danışmanlık yapıyordum. Ya adamı Türkiye'ye getirmek istedik falan. Bak hani bana aktif konuları soruyorlardı. Bakın dedim hani burada şey var. bir potansiyel büyük bir potansiyel falan var diyordum ben de. O onu işaret ediyordum. Yani bu malzeme şeyi teorik olarak malzeme öngörüsü tasarımı önemli konulardan bir tanesi. Amorf öyle. Yani ben dediğim gibi girmek istediğim konulardan bir tanesi. İki boyutlu malzemeler hiçbir zaman şeyinden kaybetmiyor, ee, yani değerinden, öneminden hiçbir şey kaybetmiyor. Ee, ama kolay bir soru değil yani. Bu dediğim gibi hani e, onu zaten görebilse insan e, O şey e, o, o konuya yönelirler yani hani hemen hemen zaten e, öyle oluyor birazcık benim o şeyin kokusunu almam döndürülmüşü katmanlı malzemeler bir bir dinledim ve onun önemli, önemli bir şey olduğunu anladım. Hakikaten çok ondan sonra da yani o çalıştığımız konular. Çok da bir anda şey oldu, bir yarış haline geliyor insanlar. İlk önce kim yayınlayacak onu falan yani. Hani belli bir özelliği çünkü insanın hemen aklına geliyor. Başka ne diyebilirim? Hani o konuda gene kendi konuma yakın olarak. Böyle şeylerin, Bilkent'teki hocaların çalıştığı güzel, Yanus malzemeleri dedikleri bir ucu başka bir şey, diğer ucu iki yüzlü böyle malzemeler yani gene iki kat iki, iki boyutlu ama bir yüzü başka bir yüzü başka şekilde tasarlanmış malzemeler. Bunların ilginç özellikleri var. İşte çok katmanlı filmler dediğimiz şeyler var. Ee, şimdi başka dallardan da işte Hocam böldüm sizi de yanlış anlamıyorsam bu bahsettiğiniz ilerlemeler hali hazırdaki teorinin yani uygulama alanları gibi değil mi? Mesela Sizce bir teorik atılım söz konusu olabilir mi? Ya elbette olacaktır bir noktada ama ilerleyen yakın yıllarda sizce böyle bir şey mümkün mü? Ha çok temel fizikten mesela evet, e, belki bahsedelim. işte 19, ya 20. yüzyılda olduğu gibi bir hmm. işte kuantum devrimi olabilir veya Einstein Olabilir. Mesela olabilir. geçenlerde bir şey toplantısına katıldım. Ee, hep böyle anekdotlarla cevap veriyorum ama yani ancak öyle ay. zaten insan fikir hmm. şey yapıyor. Yeni ee, yine benim mesela eski videolardan bir tanesinde şeyden bahsediyorum. Kuantum fiziğinin temel postülatları. Mimar Anakoslu, giren, evet. Aynen o video. O postülatlarda işte bildiğimiz standart anlatılan şeylerde dört postülat üzerine kurulmuştur falan filan diyoruz. Ve bu mesela en temelinden bir şey değil mi? Bir yapı kurguluyorsun. Bu burada nasıl değişimler olabilir? Mesela ölçüm postülatı orada en sıkıntılı postülat. Hani bir ölçüm yaptığımda ben bir sistem bir şeye göçüyor, değil mi? Bir hale göçüyor. O, o ne oluyor o esnada? Hani onun yorumunda kuantum mekaniği yorumları diyoruz ya işte Kopenhag yorumu olsun, işte many words, interpretation diyorlar. Şu diyorlar, bu diyorlar. Ya Kimisi diyor ki orada işte evren ikiye ayrılıyor. Bir bir, bir kısmında böyle oluyor, bir kısmında diğer evrende diğer evet. yöne göçüyor falan gibi şeyler var. Yorumlar var. Ee, şimdi mesela ben ölçüm postülatını şeye sordum. Bu işin uzmanlarından bir tanesine sordum. Hocanın adını tam hatırlamıyorum. İmran bir şeydi böyle. Pakistan asıllı Amerika'dan gelmiş bir hocaydı. Büyük de bir grubu var. Tam böyle kahve arasında dedim ki yani dedim geleneksel anlatımında kuantum mekaniğinin dedim böyle postulatları söylüyoruz falan dedim. O da dedi ki artık ölçüm bir ölçüm dedi bir postulat değil dedi. Ölçüm ölçüm konusunda bir kitap yazmış adam kuantum ölçümü konusunda mesela yani. Ee, o orası hala açık alanlardan bir tanesi ve bence e, o teoriyi... yani herkes onun herkesin eleştirisi. Ben de kısmen katılıyorum o eleştiriye... Tamamlanmış bir teori değil yani kuantum mekaniği evet. o anlamda yani hani o çok çok değerli bir şey olur yani. Çok çok önemli bir katkı olur yani teorik anlamda. Şey üzerine onu çok konuşuyor. Çok büyük de bir kanalı var mesela Sabin Hosenfelder belki görmüşsündür şöyle. Evet, takip ediyorum Çok ben da de. iyi bir fizikçi. Yani bazı bazı içerikleri çok kaliteli. Evet, ben aslında. de severek takip ediyorum. Evet, mesela o süper determinizm diye bir şeyden bahsediyor. O şeyi anlatan. Yani orada mesela ölçüm problemi yok diyor falan. Böyle de değişik te teorik çerçeveler var. Hı, Hı Arjantinli bir fizikçi var. O o e yer çekimi tabi her zaman şey problemlerden bir tanesi. Ben imkansız gözüyle bakıyorduk ona. Yerçekimini yer çekimini kuantum teorisiyle birleştirebilmek falan problemi. Niye imkansız gözüyle bakıyorduk? E, standart şey örneği veririz ya. iki elektronun birbirine elektriksel olarak itmesiyle yerçekimsel olarak çekmesinin oranı 10 üzeri 30 mu 40 mı öyle öyle acayip bir rakam yani. Dolayısıyla hani yani bu kadar zayıf bir etki, atomik ölçekte bu kadar zayıf bir etki yer çekimine Herhangi bir teoriye entegre etsen dahi bu deneysel olarak nasıl ispatlanabilir ki bu kadar zayıf bir etki falan diye. ama yani şu anda ben mesela son bir yıldır yeni haberler görüyorum şeyde bunun bir şekilde etrafından dolanıp şey yapılabileceği konusunda yani ne bilmeyelim, kuantum yerçekimi konusunda bir şeyler deneysel olarak bir şeyler söylenebileceği konusunda şeyler var. Yani çok akıllı, inanılmaz deneyler tasarlıyorlar. Benim kafam tam böyle deneyci kafası olmadığı için fizikte şey belli olmuyor bu arada. Ya bazen görüyorsun ki hiç ortada hiçbir şey yokken, teori yokken, işte süper iletkenlik öyle bam diye böyle bir şey deneysel sonuç çıkıyor ortaya. Süper keşfi mesela deneysel fiziğin en büyük başarılarından bir tanesi. Hiçbir teori yok, hiçbir öngörü yok o konuda. Öyle bir şey ortaya bir anda çıkıyor. Veya tam tersi de mümkün. Hiç öyle bir deney yok ama teorik bir fikir. işte şey, karşıt parçacıklar, hmm. dirak falan o şeyi denklemi çözüyor. Orada sonucuna kendisi de inanmıyor yani hani. işte artı yüklü ele aynı elektronik kütlesine sahip artı yüklü falan böyle bir parçacık yani olması lazım teoriye göre ama hani gözlemlenmemiş. Ve dolayısıyla saçma bir şey herhalde diyor ama sonra bakıyorsun 5-10 yıl sonra gözlemleniyor. Yani teorik olarak da önce öngörüp ortaya çıkan şeyler var. O belli olmuyor o işin şeyi. Bazen de büyük bir deney oluyor. Kimsenin aklına gelmeyen bir şey. Yani hiçbir öngörüde olmayan bir şey. Deneysel olarak keşfedilebiliyor yani. hani. Evet. Ya kestirmesi zor diyorsunuz. Ya kestirmesi zor bir şey ya kolay değil. Kolay olsa yani öyle olsa zaten dediğim gibi <laughs> o, o, o yöne şey yapılır yani. Bu karşı çalışıyor üzerinde o yöne. Evet. Yani. Şey derler ya e, çok güzel bir örnektir bak fizikten mesela hani işte, alakasız aklıma geldi kestirmesi zorluğu açısından. E, e, Nihat Berkeler hocanın dersinde dinlemiştim bu şey hmm. e, faz geçişleri ve normalizasyon grup dersi var e, onun orada şey diyor. E, Mesela borsa diyor veya finans piyasaları tanım gereği diyor. Kendisini şeyde tutar diyor. Criticality dediğimiz bir şey var, durum var. Yani tam belirlenemezdik. belirlenemezlik belirlenebilir olduğu anda zaten aktörler ona göre şey yaptığı için, rol aldıkları için kendini sistem gene belirlenemez şeye atıyor. Sanki iki fazın o arasındaki o kritik bir şey var. Ee, sınır sınır diyelim yani. Orada tutuyor kendini hep böyle finans piyasaları falan. Hem kendim hem izleyenler için soruyorum. Fizik alanında yeni başlayan öğrencilere veya lisans üstü de olabilir. Ya yeni fizikçi adaylarına ne önerileriniz olur sizin? Yani fiziğin belli bir konusu, ben yani ben çalışmak istiyorum diyorsun ya mesela o o güzel doğru ama o şeyi çok geniş tutmak lazım. Ben bazen kendimi tanımlarken hem fizik profesyonelim hem de amatörüm derim. Hmm. Çünkü çalışmadığım konularda da acayip bir merakım var yani. O acaba hangi metotlarla çalışıyorlar? Acaba orada ne yapıyorlar? Yani bu adamlar ne yapıyorlar? Ee, o şeyin e, oradan kazandığın böyle bir görünün çünkü en büyük şeyler atılımlar her zaman farklı disiplinlerin şeyini bir araya getirerek yapılıyor o yüzden yani, yani bir tane şeye indirge dersen böyle ufku geniş tutmak yani belli bir konuya saplama ufku geniş tutmak başka yerlerden alabildiğin şeyi e, tecrübe öngörü falan buraya transfer edilebildiği zaman metot mesela buraya transfer edilebildiği zaman e, o o büyük bir şey ...yol açıyor. Yani büyük bir... gelişme yol açabiliyor. Potansiyeli var en azından. Ee, bir şekilde hani böyle bir teaching assistant... ...şu bu falan filan angarya işler gibi görünür ama... ...öyle değildir. Zaten kendi hayatımdan örnek verdim. Ee, büyük şeyler katar insanlara. Bir öğretmeye... ...vesile bulsunlar. Anla, arkadaşlarına... ...anlatsınlar mesela. Ne bileyim işte... Ee, ...bir hocaya desin ki ya ben bu dersin mesela sorularını çözeyim falan. Yani soru çözerek öğrenilen bir şey de bir, de, bir anlamda fizik yani. Hani böyle çok okuyarak şey yaparak değil eline kalemi alacaksın. bir soru biliyor olsan dahi muhakkak yazarak o soruyu böyle bir tekrar kendin kurgulayarak ne bileyim gece yattığında anlattığını hayal edersin mesela yani bir, bir dersi nasıl şey yaparsın. O sunumu nasıl yapacaksın, nasıl anlatacaksın falan. Bunlar mesela insanın beynine otomatik olarak o şeye sokuyor. O formata sokan şeyler. Geçen o şeyin bir videosu vardı güzel. Veritasium'un şeyden bahsediyor. Uzmanlık nasıl gelişir diye yani belli bir konuda. Evet. Onu tavsiye ederim. Mesela bulursan buraya da ekleyebilirsin. Yani bazı tamam. standart şeyler var. 10 bin saat şey vermen lazım işte. Emek vermen lazım diyorlar işte bir şeyin uzman olmak için. Tam da öyle değil yani. Birincisi yani bulunduğun ortamın ona uygun olması lazım diyor. İşte yani dört tane orada güzel şey sayıyor. Şart sayıyor. Bunların bir araya geldiği zaman hani olgunlaşabilen Feedback alman lazım diyor. Yani bir e, iyi bir bilen, bilen birinden feedback almak. Rauf Hoca örneğini verdim. Onun öyle dersleri vardı yani. Öyle bir lezzet alırdın ki dersten. Belki hatırlamazsın dersin içeriğini çıktıktan sonra ama o dersten aldığın lezzet seninle kalır. O önemli bir şey. Ne alaka hocam yani derse bilmiyorsan. işte o seni o kafa yapısına sokuyor. O merakı, merak bu işin şeyinde özünde şey var yani. O merakı tatmin olduğu zaman ne oldu? Oldu bitti mi? Yok. O adamın gözünden aldığın bir şey var. Merak bir parlama var, bir şey var yani. Tam anlatabiliyor muyum? Hı -hı. Hani bu bir e, biraz şey klişe olacak belki ama bir ustanın yanında bulunma hakikaten yani On, ondan bir şey alabilme ve bunu da birçok ustadan yapabilmek. Yani birine de bağlı kalmamak. Genelde bunu da akademide çok görürüz. O onun öğrencisidir. Adamın bütün tarzı, bütün şeyi odur mesela. Ben bunu kendimde hep şey yapmaya çalıştım yani. Amerikan ekolü hocalardan çok faydalandım. Sovyet ekolü hocalardan çok faydalandım. E, ya olabildiğince fazla sayıda insan tanımak çünkü yaklaşımları farklı oluyor. Başta ters bile gelebiliyor sana ama a diyorsun ki ya burada da bir şey var yani hani bu adamın da bakış açısı bu demek ki tek bakış açısı bu değilmiş falan. Ya bu bu önemli bir şey mesela. O insan faktörünü azımsamamak lazım hala önemli bir faktör o. Yani dolayısıyla o içinde bulunduğun ortam önemli bir bir, bir şey yani. Böyle bir ortam yaratmak lazım kendine. Ee, bir arkadaş çevresi olur falan bu herkesin imkanı dahiline tabii yani. Bilim üretimi falan diyoruz bunu çok böyle hani nerd bir şey değil esasında çok da sosyal bir şey bir, bir anlamda. Yani bir birisi öyle güzel bir, bir çalışma vardı hatta ben onu bir yerde gördüm. Ya yani bir bilim adamının bir günü nasıl geçer diye bir izin almış bir profesörden kız bir gün boyunca onu takip etmiş ne yapıyor diye. Tamam mı ya? Yani o gününde ne yapıyor adam işte evinden kalkıp işe gidiyor. Ya beni en çok şaşırtan şey diyor bu adam diyor çok sürekli diyor bir telefonla birileriyle konuşuyor diyor. Birileriyle konuşuyor. Yani o sosyal iletişimi çok fazla. O networking, networking şey o çünkü sırf beyin nöronlarımız arasında değil. Başka beyinleri de birbirine bağlama açısından önemli yani. Fikir alışverişinde bulunmak, şey yapmak yani. E ben onu mesela o yüzden mesela bir şeyi böyle kafamda bir çalışma var diyelim. Başladık. Makale yazacağım o konuda. E makalede adam iki üç tane hakem görecek. O da nasıl okuyacak falan. Makaleyi yayınlamadan önce muhakkak 3-4 defa onu bir değişik konferansta sunarım orada böyle 100 kişi görüyor ve onların gözünden bir anda bir feedback alabiliyorsun mesela yani hani o, o, şey önemli. Grup toplantısı kültürü olan mesela şeyler, gruplarda çalışmak. Yani bir her haftalık mesela grup toplantılarımız olurdu bizim. Benim hocam da kendi hocasından öyle görmüş. Herkes muhakkak 2-3 slide bir şey hazırlardı yani o hafta yaptığı şeyle alakalı. Böyle böyle şey yapmak yani dediğim gibi değişik konuşmalara katılmak, yani o işin sosyal kısmını şey yapmamak e, göz ardı etmemek de lazım yani. Bunlar ilk aklıma gelenler. Tamam çok teşekkür ederiz. Ben son bir soru sorayım o zaman. Bu da şey bir soru. Daha komik bir soru belki. <laughs> Fizikte en sevmediğiniz alan desek, öyle bir alan var mı? En az sevdiğiniz. <laughs> yani böyle. Güm diye sorunca şey. En en sevmediğim. Uzak hissettiğim belki belki diyebilirim. Hı. Yani. Öyle diyelim, evet evet. <laughs> En uzak olduğunuz. Sevmek biraz şey oldu. Sevmemek anlamında değil de belki zor geldiğinden mesela bu işte manyeto falan bir şey mesela dünyanın Hı. içindeki şeyi adamlar çalışıyorlar ya o denklemler bana falan zor geliyor. Hiç böyle e, yani zor gelmesen hani girip belki birazcık bir şey karalayabilirsin de olurdu belki şeyin üzerinde ama e, öyle dallar var ki işte plazma fiziği şu bu yani Hı. yani bunu şey yapmak için söylemiyorum. Tam tersine saygı duyduğumdan yani zor zor alanlar var göz önünde olmayan alanlar ama yani uzmanın da gerçekten saygı duyulması gereken uzmanlar. yani bayağı emek sarfedilen sarf edilen alanlar var yani hani. şunu diyebilirim hani ne bileyim ya bir fizikçi mesela genel görelilik bilmese olur mu? Olur. Peki ben mesela bilmem genel görelilik yani. Niye? O, hmm. o, mesela kozmoloji çalışıyorsan, black, black hole çalışıyorsan, şu bu çalışıyorsan önemli bir şey ama benim benim şeyimde konumda hiç gerekli değil. Ama kuantum mekaniği bilmesi olur mu? Olmaz. Vantum mekaniği bileceğin O her şeyin içinde, özünde var yani. hani Bir de yoğun maddenin şöyle bir güzel bir tarafı var. Ee, yani dedim ki hani bilmesen olur mu? Olur ama onun içindeki bütün matematiği de yoğun madde fiziğinde bulabiliyorsun. Yani fiziğin en geniş dalı ee, yoğun madde fiziği. O March Meeting'in şeylerine toplantılarına bakıyorsun mesela. Ee, Mart ayındaki olan yoğun madde fiziği toplantısıdır. Ee, en mesela başka yüksek enerjilerin başka ay olur. April Meeting falan filan vardır. 42-45 herhalde son şeyde 50 50 paralel oturum var yani. Hani hangisinden dinleyeceğini bilemiyorsun zaten yani. Tavsiye ediyorsun ya mesela bir tane marş meeting'e gitmelerini tavsiye edebilirim imkanları varsa. Bir APS'in her, her yıl Amerika'da yaptığı bir Mart toplantıları oluyor. Ee, yine en uzak konu, olduğum konular. Ya sevmediğim kesinlikle şey diyemem yani. Hı hı. Diyorum ya amatörü olarak hissediyorum kendimi. Bir, biri bana bir konu söylesin çok alakası. Aa bu da mı varmış falan diye merak ederim ve öğrenmeye de çalışırım açıkçası yani dolayısıyla sevmediğim kısmıyla şey yapmıyorum ben ona cevap vermiyorum en tamam. az ilgilenmişliğim var bu da ben, benim hatamdır belki yani hani falan diye şey yaparak yine suç kendimi atarak şey yapabilirim <laughs> cevap verebilirim bu konu niye senin ama, var mı mesela az en az sevdiğin hangi benim ya yok ya benim ama şöyle tabi yani elbette size kıyasla çok daha az ana bakabildiğim için çok daha yüzeysel şekilde ben herhalde şey diyebilirim şu anlık Mesela ben <laughs> geometrik optiği çok sevmem mesela. Ama hani o da ha. düşmanlık gibi değil yani. Daha işte Yok değil... anladım ben ne demek istediğini. Daha yani... zor geliyor belki. Ee... O kadar hiç gelmiyor. Öyle <laughs> Yok, şey. Yok benim de mesela tecrübem. Mesela bundan işte birkaç yıl önce şeyler başladı. Ee, bir bizim Hasan hocamız var şeyde Medeniyet Üniversitesi'ndeydi şimdi oradan ayrıldı gerçi. Evet, o, o olimpiyat danışmanlığı kurslarını organize ediyordu. O, olimpiyat ayrıca da şeydi kampa da gidiyordu. Tanıyorum ben de kendisini. Birkaç Öyle kez katına fırsatım oldu TÜBİTAK evet, kamplarına. Ha. E, çok iyi birdir Hasan Hoca. O o onun vesilesiyle beni şeye davet ettiler. İşte bu e, Olimpiyat danışmanlığı kurslarında lise hocalarına eğitimler falan veriyorduk. Hmm. Oradaki tabii konulardan bir tanesi şey, optik. Geru. Evet. evet. Ben, hiç ama benim de dediğin gibi yani verdiğim dersler içerisinde en az dokunduğum konulardan bir tanesi yani. Mesela o, o sorular çıkınca oturup bakmam falan gerekiyordu. Yani optik hmm. biraz dediğin gibi şimdi ben söyleyince aklıma geldi. <laughs> benim de olimpiyat <laughs> deneyimimden yani çok Doğru doğru. Aynen, aynen. 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 <laughs> Şey de o, az. Yani evet. orada yapabileceğin hani formül de az. Dolayısıyla sistemi karmaşıklaştırarak soruyu soruyorsun falan. Mecburen öyle yapmak zorunda kalıyorsun. Bu zaman matematiğe boğuluyor falan birazcık. Hmm. Yaratıcılığını çok fazla ortaya çıkarabildiğim bir şey değil maalesef. Ya onun temeli şey mesela geometrik optik. Ee, yani nasıl söyleyeyim? Teori bazında bakacak olursan e, ya yani elektromanyetik dalganın bir yerden saçılması sonuçta. Elektromanyetik dalga böyle ışın gibi gitmiyor ki Belli bir domainde ışın gibi gidiyor. Yani o senin engelinin boyu, işte dalga boyunun boyundan çok şeyse, nasıl söyleyeyim, küçükse diyelim. O zaman işte o teori çalışabilen bir teori. Ama ikisi birbirine mukayese edilebiliyorsa o zaman o işte interferans, diffraction etkileri devreye giriyor. Yani nasıl söyleyeyim, elektromanyetizmanın çok özel koşullara indirgenmiş bir hali esasında geometrik optik. O zaman böyle hocam, eklemek istediğiniz bir şey varsa... Yok ya çok keyifli oldu vallahi Ben de bu çok kadar konuşacağımı ederim. tahmin etmiyordum ama. Yok ama çok <laughs> iyi şey oldu. yararlı ya. oldu. O zaman şey diyelim. izleyenlere çok teşekkür ederiz. Ben Doğan Hocam'ın kanalını da e, yorumlar kısmına eklerim. Onu da izlemenizi tavsiye ederim ben. Yani hiçbir videoyu kaçırmamaya çalışıyorum. Ha, Her ne kadar ol, bir 2-3 ay önce farkına varsam da kanalım eski videolara dönerek izlemeye çalışıyorum. Ha, çok sağ ol. Çok teşekkürler. Evet yani bunu da demiş olan Teşekkür ederiz dediğiniz için.